Deprem felaketinde yaraların sarılması için 7'den 70'e herkes seferber oldu. 76 yaşındaki Hanefi Değer de onlardan biri. Kızılay gönüllüsü olan Hanefi amca kendisi de depremzede olmasına rağmen her gün binlerce kişiye yemek yapıyor. CNN Türk ekibi Merve Tokaz'la kameraman Mehmet Onur da o mutfağa konuk oldu. Sizi bugün çok kıymetli biriyle tanıştıracağız. Hanefi Değer, Hanefi amca, Kızılay'ın gönüllü aşçısı. Günlerdir burada hem depremi yaşadı hem de depremin ilk gününden beri işte burada binlerce afette de yemek yapıyor. Hanefi amcacığım, helal olsun sana demekle başlamak istiyorum. Ben senin hikayeni dinledim. Depremin kaçıncı günü sen buraya ayak bastın? Sen de bir depremzedesin. Akşam sabaha karşı oldu zaten deprem. Sabahleyin biz hepimiz buradaydık. Bütün arkadaşlarımız topladılar. Elimizden geldiği kadar sıkı çalışarak depremzede kardeşlerimizin sabah açlığı olduğu için, sabah erken saatler olduğu için kimse aç kalmasın diye hemen gelen talimatlar üzerinde çorba pişirmeye başladık. Burada yaklaşık 20 kazana biz mercimek çorbası, süzme mercimek çorbası hazırladık. Anında servis araçlarımıza verdik. Servis araçlarımız Gaziantep'in bütün noktalarına daldılar. Depremin ilk gününden. İlk günü. Peki şimdi Hanefi amcacığım sen 76 yaşındasın. Evet. Şöyle biraz da yürüyelim seninle yavaş yavaş. Hı-hı. Burayı da gösterelim. Yemekler pişmiş. Şimdi pişirdin yeni yemekleri. Seni burada tutan, seni buraya o koşturan şey ne? O duygunun adı ne? Vallahi bir nevi aç diyeceğim ben buna. Ben işimi çok seviyorum. Yıllardan beri de bu işin içindeyim. Aşağı yukarı 60-65 seneden beri. Biz 5 kardeşiz erkek olarak. 5'imizin de mesleği bu. 4 tanesi sizler ömür rahmetli oldu. En küçük ben kaldım. Hep birbirimizden öğrendik bu meslekleri. En büyük abimiz bizim primizdi. Ondan öğrendik. Burada öyle bir ruh bu ki yani Çanakkale ruhuyla buranın ruhu aynı. Ha Çanakkale'ye gönüllü askerliğe gitmişsin. Ha burada depremzede kardeşlerimizi, aç kalan kardeşlerimizi evinde yemek pişirecek aleti, adavatı kalmayan kardeşlerimize yemek ulaştırmışsın. Hiçbir farkı yok. Çanakkale ruhuyla aynı ruh. Diyor. Aynı ruhu yaşadık. Aynı ruhu yaşadık. Yani bir kap bir çorba yetiştirebildiysek oradaki bir insanın Allah sizden razı olsun demesi bize her şeyi unutturdu. Geçiyor mu bütün yorgunluğu? Bütün samimiyetimle söyleyeyim. Biz aşağı yukarı 15 gün buradaki bütün ekip arkadaşlarımızla beraber günde 2 saat uykuyla çalıştık. 2 saat. Hiç de yorulmadık, hiç de bıkmadık, hala devam ediyoruz. Öyle bir ruh oldu ki depremi duyan bütün insanlarımız sanki gökten melekelerin, melekalatlarıyla gönderdikleri gibi gökten yardım yağdı bize. Zebzemiz, meyvemiz, etimiz, ekmeğimiz, hiçbir eksiğimiz kalmadı. Biz yalnız yaptık. Yaptık ve dağıttık. Devletimizden, milletimizden Allah binlerce kere razı olsun. Bilhassa gençlerimizden. Gençlerimiz öyle bir çalıştılar ki Çanakkale'den, Edirne'den, Tekirdağ'dan, Van'dan, Erzurum'dan, Hakkari'den buraya genç yağdı. Yani ben burada üniversite mezunuyum, yahut doktorum, yahut hakimim. Öyle bir şey yok. Sen ne zamana kadar yapmaya devam edeceksin bu yemeği? Önceye kadar. Durmak yok. Ben durduğum zaman parmaklarım kilitleniyor. Çalışmadığınız zaman gerçek söylüyorum bunu. Parmaklarım kilitleniyor. Çünkü bu parmaklar 60 seneden beri böyle otomatik makine gibi çalışmaya alışmış. Durduğunuz zaman hop bu da duruyor. Şimdi sana şunu son kez şunu sormak istiyorum Hanefi amca. Böyle bir işi yaptıktan sonra bu kadar insanın karnını doyurduktan sonra akşam yatağına yattığında ne hissediyorsun? Çok mutlu oluyorum. Mutluluk hissediyorum. Başka bir şey yok. Bir insan, bir çocuk yahut da bir yaşlı amca Allah razı olsun dediği zaman yetiyor. Onun sevinci beni sabah kadar mışır mışır böyle pamuk prenses gibi uyutuyor vallahi. Binlerce insan afetzedelerin acılarını paylaştı. Buradaki insanlar da hem afetzedelerdi hem de aynı acıyı paylaştılar ama onlar için çalıştılar. Bizler de kameraman arkadaşım Mehmet Onur'la birlikte Hanefi amcanın hikayesini ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan yeniden merkeze bırakalım.